Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor sevgili şaşmalar. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Çay Cuma seni bağrına basıyor. Hoş geldin Kemal Kılıçdaroğlu. 1 Kasım'ın başbakanı, umudumuz genel başkanımız, halk iktidarının lideri Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Önce insan, önce birlik, önce memleket, önce eşitlik, önce Türkiye diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sevgili şaşmalar, Zonguldak Belediye Başkanımız Muharrem Akdemir aramızda. Fuat Kalaycı ilçe başkanımız aramızda. Rıza Yalçınkaya aramızda, Bartın milletvekilimiz. Hasan Gemici Sayın Bakanımız aramızda, hoş geldiniz diyorum. Saltıkova Belediye Başkanımız Zerrin Güneş aramızda. Tüm belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili çaycumallar, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının zamanı geldi mi? Peki vakti geldi mi vakti? Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakan olma vakti geldi mi? O zaman ben sizleri 1 Kasım'ın başbakanıyla, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Slogan fena değil. Ama bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Yani başbakanlık yolunu nasıl açacağız? Bunun bir tek yolu var. 1 Kasım'da sandığa gideceğiz. Oylarımızı kullanacağız. Türkiye'nin önünü açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. Belediye seçimleri öncesi bir akşam Çaycuma'ya gelmiştim. Az önce heykelin olduğu yerde küçük bir mitingimiz olmuştu. Daha sonra bir kez daha geldim. Belediye başkanımız dedi ki çok güzel işler yapacağım. Verdiğim sözlerin tamamını tutacağım. Hadi bakalım. Şimdi geliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam üçüncü kez geliyorum. Olağanüstü güzel bir kent. Emin olun kendimi Hollanda'da bir kentte miyim acaba diye düşündüm. Neden Hollanda örneğini verdim biliyor musunuz? Bisiklet yolları orada çok güzel yapılmış. Trafik kurallarının hepsi geçerli. Belediye başkanımız dedi ki biz bisiklet yolları ile ilgili kurallar var mı diye sordum. Daha devlette böyle kural yok. Ne olduğu belli değil. İnşallah o kuralları Çaycuma'nın belediye başkanı koyar ve Türkiye'ye örnek olur. Aynı zamanda dedi ki yolları yaptık. Araçsız yollar, tümüyle yayalar geziyorlar. Esnaf da çok memnun. Onların da geliri arttı. Dolayısıyla yaptığı hizmetler dolayısıyla sizin belediye başkanınıza güvenerek belediye başkanlığı koltuğunu verdiğiniz belediye başkanınıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Gel başkan öne doğru şöyle gel.
Tabii bir şey daha yapacağız. Diğer belediye başkanlarına diyeceğiz ki hizmetin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız bir çay içmeyi ziyaret edin diyeceğiz. Belediye başkanlarımız çalışıyorlar. Ceplerine değil, halka çalışıyorlar. Siyaset anlayışı böyledir. Adımız üstünde zaten. Cumhuriyet Halk Partisi. Yani halkın partisi. Yani halkın çıkarlarını savunan parti. Bu düşünceyle yola çıktık. Bu düşünceyle yıllardır görev yapıyoruz. Bu düşünceyle halka hizmet ediyoruz. Şimdi sizinle küçük bir sohbet yapacağız. 7 Haziran'da sandığa gittik. Vatandaşlarımız oylarını kullandılar. 7 Haziran sonrası millet bir tablo ortaya koydu. Dedi ki ben tek başına bir partiye iktidar yetkisi vermiyorum. Eyvallah. Baskıcı bir yönetime, bir dikta yönetimine de izin vermiyorum. Eyvallah. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var ve bu sorunları bir parti belki tek başına çözemez. O zaman bir araya gelin. Şu gerginlikleri bitirin, kavgayı bitirin, huzur içinde bir hükümet kurun, adam gibi Türkiye'ye hizmet edin. Verdiği mesaj buydu. Biz bu mesajı aldık. Emin olun, bu mesajı aldık. Koalisyon için bize geldiler. Dedi ki Türkiye'nin bu kadar derdi varken biz bir sonraki seçimi düşünüp politika üretirsek haksızlık yapmış oluruz. Vatandaşın oyuna yani milli iradeye saygısızlık göstermiş oluruz. Gelin koalisyonunu mu öderdiler? Hay hay oturalım konuşalım. 10 gün oturduk konuştuk 10 gün. 10 günün sonunda dediler ki 4 yıllık bir hükümet istemiyoruz. Bize 3 yıllık seçim 3 aylık seçim hükümeti lazım. Onu da biz kabul etmedik. Çünkü milli iradeye saygısızlık olurdu. 3 aylık seçim hükümetinin olmaması gerekirdi. Ve sonunda sarayda oturan zat Türkiye'yi seçime götürdü. 1 Kasım'da yeniden sandıklara gideceğiz. Sormanız gereken ilk soru şu. 7 Haziran'dan bu yana ne değişti de terör yeniden azdı? 7 Haziran'dan bu yana ne oldu da dolar birdenbire 3 lirayı geçti? 7 Haziran'dan bu yana faizler niye bu kadar yükseldi? Bakın bu soruları düşünüp cevabını kendi vicdanımızda sorgulayıp sandığa öyle gideceğiz. Bu seçimler sıradan bir seçim değildir. Bu seçimde bir tercihte bulunacağız. Demokrasiden yana mı, baskıcı rejimden yana mı oy kullanacağız? İşin özü budur. Kadın erkek eşitliğinden yana mı, yoksa kadının dışlandığı, %1400 şiddetin arttığı bir Türkiye'den yana mı? Toplumsal barıştan, huzurdan yana mı, yoksa kavga her gün şehitlerimiz gelsin, bundan yana mı oy kullanacağız? Türkiye'nin itibarını korumak için, Türkiye'nin itibarını korumak için yeni bir dış politikadan yana mı, yoksa Türkiye'nin dünyadan soyutlandığı farklı bir dış politikadan yana mı? Ve daha da önemlisi, cumhuriyetten yana mı, diktadan yana mı oyumuzu kullanacağız? Tercihimiz budur. Geçmişte şu veya bu partiye vatandaşlarımız oy vermiş olabilirler. Hepsine saygı duyarım. Hiçbir zaman bir vatandaşıma neden o partiye oy verdin diye özel bir suçlama da getirmedim. Ama şimdi geldiğimiz nokta hepimizin düşünmesi gereken noktadır. Eğer cumhuriyet giderse, dikta yönetimi gelirse farklı bir Türkiye tablosu çıkacaktır. Daha baskıcı bir Türkiye tablosu çıkacaktır. Gazetelerin haber yapması engellenecektir. Bugün gazeteciler dövülüyor, yarın aynı gazeteciler öldürülebilir. Çünkü gazeteciye saldıranların sırtlarını sıvazladılar. Bir milletvekilinin öncülüğünde bir gazeteye baskı yaptılar. Bütün bunları unutmamamız gerekiyor. Ve sandığa giderken iyi düşünmemiz gerekiyor. Hepimizin vatandaş olarak görevi var. Bakın cumhuriyet dedim. Ben bir cumhuriyet çocuğuyum. Sizler de cumhuriyet çocuğusunuz. Cumhuriyet bizi yetiştirdi. Bir araya getirdi. Cumhuriyetin temel özelliği nedir? Herkese eşit fırsatlar sunmasıdır.
Cumhuriyetin temel özelliği budur. Ben kendi hayatımdan biliyorum. Defalarca söyledim. Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ablam da okuma yazma bilmez. Yedi kardeşiz. Yedi kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Devletin en önemli makamlarında bulundum. Yeni zamanı geldi, Türkiye Cumhuriyeti'ni yurt dışında temsil ettim. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Ben bunu Cumhuriyet'e borçluyum. O nedenle Cumhuriyet'i seviyoruz. Gazi Mustafa Kemal der ki, Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Çünkü Cumhuriyet'in özünde bir vatandaşın ötekileştirilmesi yoktur. Bütün vatandaşların kucaklanması vardır. Bütün vatandaşlara eşit fırsat sunmak vardır. Kimsenin etnik kimliği sorgulanmaz Cumhuriyet'te. Kimsenin inancı sorgulanmaz Cumhuriyet'te. Kimsenin yaşam tarzı sorgulanmaz. Bütün vatandaşlar eşit görülür. Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ve sizler de gittiğiniz her yerde göğsünüz kabararak söyleyebilirsiniz. Hiç kimsenin kimliğini sorgulamayan bir parti var. Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamayan bir parti var. Ezanımız okundu. Ezandan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, Cumhuriyet'i anlatıyordum sizlere. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarım. Cumhuriyet'e hepimizin sahip çıkması lazım. Dikta yönetimine karşı çıkmamız lazım. Çünkü Cumhuriyet bize eşit fırsatlar sundu. Bir arkadaşım dedi, emeklimiz, bize iki maaş emekliyi verecek misin, iki maaş ikramiyeyi? Elbette vereceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bakın biz
7 Haziran öncesi seçim bildirgemizi açıkladık. Asgari ücreti söyledik. Taşeron işçiliği söyledik. Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiyeyi söyledik. Atama bekleyen öğretmenlerin atanacağını söyledik. Şimdi bakın, bunu söylediğimiz zaman dediler ki parayı nereden bulacaksınız? Siz kaynak yok, habire atıyorsunuz. Dün seçim beyannamelerini açıkladılar. Onlar da şimdi bizim dediğimizi söylemeye başladılar. Ne diyorlar? Biz de emekliye vereceğiz. E düne kadar 13 yıldır niye aklına gelmiyordu seni? Elinden tutan mı vardı senin? Asgari ücreti net 1500 yapacağız. Biz asgari ücreti 1300 lira yapacağız. E düne kadar aklın başında yok muydu? Demiyor muydun parayı nereden bulacaksın? Demiyor muydun? Ey işverenler, CHP'yi eleştirin. Bir gerçek ortaya çıktı. En iyi kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. En iyi seçim bildirgesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Örnek alınan seçim bildirgesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi bizim arkamızdan geliyorlar. Taşeron işçilere kadro vereceğiz dedik. Veremezsiniz diyorlardı. Şimdi seçim beyannamelerinde diyorlar ki taşeron sorununu çözeceğiz. Günaydın. Bizi takip edecekler. Daha çok şey öğrenecekler bizden. Daha çok şey. Öğretmenler, aranızda öğretmen var mı bilmiyorum. Öğretmen kardeşlerimizi atama bekleyen öğretmenlerin sorununu çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Az önce Edebiyat Fakültesinden mezun olan bir genç kızımız geldi. Tek umudumuz sizde dedi. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye'nin umudu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şunu da söyleyeyim size açık ve net. Terör sorununu çözecek olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Terör sorununu bizim dışımızda hiçbir parti çözemez. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Eğer birisi derse ki nasıl çözeceksiniz? Ona rahatlıkla şunu söyleyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi avukat bürolarında kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'den gelen bir partidir. Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden gelen bir partidir. Türkiye'nin birleştirici gücüdür ve bu sorunu ancak o çözer. Rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yol haritasını biliyoruz. Bizde bir kıskançlık yok. Ben 24 Ağustos 2012 tarihinde dönemin başbakanı Erdoğan'a yol haritasını götürdüm. Sen bu sorunu çözmek mi istiyorsun? Böyle ancak çözebilirsin. Biz böyle çözmeyeceğiz. Siz bilmezsiniz dediler. O zaman siz çözün. Size kredi açıyoruz. Çözerseniz memnun oluruz. Kim çocuğunun ölmesini ister? Sizin kredinize ihtiyacımız yok dediler. Olabilir. Çözün. Çözemediler. İlk soru 7 Haziran'dan sonra terör niye birdenbire yükseldi? 7 Haziran'a kadar yoktu. Bir şey yoktu. Neden yoktu? Ne zaman başarısız oldular? Bir gerekçe buldular kendilerine ve bir düşman ilan ettiler. Bakın bunu da sakın unutmayın. Efendim Suriye politikasında yanlışlık oldu. Kim sizi kandırdı? Esad bizi kandırdı. Ya sen devleti yönetiyorsun kardeşim. Esad seni niye kandırsın? İki, PKK konusunda. Çözüm süreci dedik ki bu süreç başarıyla sonuçlanmaz. Yanlış yapıyorsunuz. Türkiye'yi kan gölüne çevireceksiniz. Olaylar patladı. Efendim biz çözüm sürecindeyken PKK bizi kandırdı. Doğu Güneydoğu'yu silah deposuna döndürdü. E sen hükümette değil misin? Senin istihbarat örgütün yok mu? Senin askerin yok mu? Senin polisin yok mu? Senin jandarman yok mu? PKK bizi kandırdı. E sen devleti nasıl yöneteceksin? Sen çocuk musun? Generalleri içeri aldı. Silivri'ye doldurdu. Genelkurmay başkanını da
terörist diye içeri aldılar. Yapmayın dedik, yanlış yapıyorsunuz. Genelkurmay Başkanı devletin bütün sırlarına bakıp terörist olabilir mi? Akıl var, mantık var. Arkadan dediler ki orduya kumpas kuruldu. Kim yaptı? Efendim paralel bizi kandırdı. Eğer bunların yaptığı her işte birileri kandırıyorsa bunları bir an önce yolcu etmemiz lazım. Türkiye'ye kandırılan hükümet değil, onurla hizmet edecek hükümet lazım. Türkiye'nin isteği budur, beklentisi budur. Beni kandırdılar, ben bunu yapacaktım, kandırdılar. Olmaz, bunları kaldıracağız. Bunlara izin vermeyeceğiz. Az önce dedim ki size, bu seçimler önemli. Bu seçimlerde sandığa giderken iyi düşünmemiz lazım. Cumhuriyetten yana, demokrasiden yana, özgürlüklerden yana oy kullanmamız lazım. Giderken yine sandığa düşünmemiz gerekiyor. Bu kadar işsizlik neden? Bu kadar yoksulluk neden? Neden bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyor? Bunların çözülmesi lazım. Yine düşünmeniz lazım. Anneler, özellikle size söylüyorum. Çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz. Yeni kayıt yapılıyor. Çocuğun hangi okula kaydedildiğini kimse bilmiyor. 7 kilometre ötede bir okula kaydetmişler. Böyle bir şey olamaz. 13 yılda 12 sefer eğitim politikası değişti. Eğitim politikası millidir. Çocuklarımızın iyi okuması lazım. Güzel okuması lazım. Bizim çocuklarımız yetenekli. Bizim çocuklarımız çalışkan. Ama bu eğitim sistemiyle sonuç alamıyoruz. Ve bizim çocuklarımız bütün uluslararası anketlerde en diplerde yer alıyor. Yazık, günah. Benim size sözüm var anneler. Çocuklarınızı okula göndereceksiniz. Tam gün çocuklar okuyacaklar. Sabahtan akşama kadar. Öğle yemeklerini beslenme çantası vermeyeceksiniz. Öğle yemeklerini öğretmenleriyle birlikte ücretsiz yiyecekler. Hiçbir yükün altına katlanmayacaksınız. Girmeyeceksiniz. Ayrıca bir şey daha yapıyoruz. Onlar henüz farkında olmadıkları için seçim beyannamesini alamadılar. Okul aile birliklerini yasal statüye kavuşturuyoruz. Okul aile birliklerini. Okul aile birlikleriyle öğretmenler okulları beraber yönetecekler. Okulun sorunu varsa okul aile birliği sorununu rahatlıkla en yetkili makamlara iletebilecek. Böylece siz sorunu iletme konusunda yasal yetkiye sahip olacaksınız. Pek çok ülkede bu var, bizim ülkemizde de olması lazım. Çünkü okulda aileyle öğretmen arasında çocukların başarıyı yakalaması lazım. Daha iyi okuma olanaklarını yakalaması lazım. Aileyi dışlayıp öğretmeni dışlarsanız çocuk ortada kalır ve iyi eğitim alamaz. O nedenle dediğim gibi okul aile birliklerini de yasal statüye kavuşturacağız. Yine onların bilmediği, henüz daha seçim beyannamelerini aktarmadıkları iki konu daha var. Bakın değerli arkadaşlarım, şehit haberleri geliyor. Şehit haberleri geliyor. Engelliye de geleceğim. Geleceğim. Şehit haberleri geliyor. Emin olun sevgili Çaycumallar, her şehit cenazesine katıldığımda insanın yüreği burkuluyor. Ailelere bakıyorsunuz, yoksul, gariban halk, anne, baba perişan vaziyette. Bildiğimiz gariban vatandaş. Şu soruyu hep kendime sordum. Ya ölecekse niye bu gariban vatandaşların çocukları ölüyor? Bir milletvekilin çocuğu var mı, yok? Bakanın çocuğu var mı, yok? Ensesi kalın birisinin çocuğu var mı, yok? Hepimiz üzülüyoruz. Ama sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Gittiğim her şehit cenazesinde anneler şunu söylüyorlar, ağlayarak, yalvararak. Benim çocuğum öldü, başkasının çocuğu ölmesin. Ben ağlıyorum, başka anne ağlamasın. Bu sorunu çözün. Evet, çözeceğiz. Bu sorunu biz çözeceğiz. Ahdim var. CHP iktidarında ben bu sorunu kesinlikle çözeceğim. Kesinlikle.
Gazilerimiz var. Emin olun gazilerle hiç konuştunuz mu bilmiyorum. Dünyanın derdi, dünyanın derdi. Protez alır alamaz. Muhatap olacak makam bulamaz. Derdini anlatacak yetkili bulamaz. İki şey getirdik. Bir, dedi ki başbakanlığa bağlı şehitler ve gaziler yüksek kurulunu kuracağız. Böylece şehit yakını veya bir gazi devletin bütün organlarıyla muhatap olmayacak. Başbakanlıktaki yüksek kurula başvuracak, derdini hemen çözeceğiz. Öyle bürokrasiyi tamamen kaldıracağız. Bu bir. Bir de iki. Gazilerin sağlık sorunları var. Bazen pahalı bunlar. Para verecek halleri de yok. Şu kuralı getireceğiz. Bir milletvekili hangi sağlık haklarından yararlanıyorsa gazilerimiz ve şehit yakınları da aynı haklardan yararlanacaklar. Gaziler bu ülke için canlarını verdiler. Şehitler bu ülke için canlarını verdiler. Onlara ne yapsak azdır. Onlara toplumun saygı duyması lazım. Onlar bizim onurumuz, bizim gururumuzdur. Ve açıkça söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi dışında şehit yakınlarına ve gazilere bu kadar ulvi yaklaşan ikinci bir siyasi parti de yoktur. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Hükümet kurulsaydı ne olacaktı? Hükümet kurulsaydı geçen Kurban Bayramı'nda emekliler ilk ikramiyelerini almış olacaklardı. Hükümet kurulsaydı şayet asgari ücret net 1500 lira olmuştu. Hükümet kurulsaydı 800 bin kamuda çalışan 800 bin taşeron işçisi kadrolu hale gelecekti ve kadroları olacaktı. Engellerle ilgili bakın, engeller yüksek kurulunu kurduk kendi bünyemizde. Türkiye'deki 7 bölgede de ayrıca engellerle ilgili komisyonlarımız var. Engellerin pek çok sorunu var ama en temel sorunları onlar üretmek ve çalışmak istiyorlar. Ücretli çalışmak istiyorlar. O konuda bizim bazı belediye başkanlarımız başta Yeni Mahalle olmak üzere engellerle ilgili kurs açtı. Onlar şimdi üretiyorlar, ürettiklerini satıyorlar. Hepsi sigortalı ve kazanıyorlar. Eğer biz bunu yapabilirsek bütün Türkiye'de engelleri kazanmış oluruz. Engelli kardeşlerimiz diyorlar ki biz yardım istemiyoruz. Biz iş istiyoruz. Biz çalışmak istiyoruz. Üretmek istiyoruz. Neden? Sanki biz muhtaçmışız gibi bir algı yaratıyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Haklılar. Aynı politikayı izliyoruz. Aynı düşünceye sahibiz. Şimdi her soruya tek tek cevap vermeyeyim. Erken emeklilikle ilgili, daha doğrusu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifini meclise verdik. Oraya girdiğiniz zaman görebilirsiniz orada. Bütün ayrıntılar orada var. Yani sizin sorununuzu da çözüyoruz. Şunu bilin. Nerede bir sorun varsa o sorunun kesin çözüm adresi CHP'dir. Bunu her yerde söyleyebilirsiniz. Şimdi sizden bir isteğim olmuştu. 1 Kasım'da sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Ama sadece sizin oy değil. Geçen seçimlerde CHP'ye oy vermeyen bir vatandaşı ikna edeceksiniz. Size sorabilir. Ben bugüne kadar hiç CHP'ye oy vermedim. Niye oy vereyim diyebilir. Ona şunu söyleyin. Kardeşim 13 yıldır yönetiyorlar tek başına. Koalisyon da değil. 13 yıldır ülkenin geldiği hale bak. Memnun musun? Memnun değilsen güzel. Demek ki ona oy vermeyeceksin. İkinci bir parti var. Her şeye hayır diyor. Her şeye hayır diyorsan kardeşim seçime niye giriyorsun? Her şeye hayır diyen bir parti sorun çözemez. Üçüncü parti var. O da biliyorsunuz denklem dışında olan bir parti. Bırakın sorun çözmeyi. Sorunları bazen büyütüyor.
Bir dördüncü parti var. Adı Cumhuriyet Halk Partisi. Sorunları çözecek olan tek partidir o. Bunu inanarak söylüyorum. MHP'ye teklif götürdük. Her şeye hayır dediler. E her şeye hayır diyorsan kardeşim, niye seçime giriyorsun? Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Koalisyon demokrasilerde uzlaşma kültürünün gereğidir. Elbette ki farklı partiler olacak. Elbette ki farklı düşünceler olacak. Ama en azından asgari müştereklerde buluşmak zorundayız. Fransa'da var. Hollanda'da var. Belçika'da var. Almanya'da var. Aşağı yukarı Avrupa'daki bütün ülkelerde koalisyon var. Gül gibi yapıyorlar. Ülkeyi yönetiyorlar. Rahmetli Ecevit'in başbakanlığında koalisyon vardı. Anayasanın 65 maddesi değişti. Bankalar kanunu çıkarıldı. Bağımsız ekonomik kurullar oluşturuldu. Türkiye içinde bulunduğu krizden çıkarıldı. O da bir koalisyondu. Şanssızlığı erken seçime gitmek oldu. Kıbrıs'ı unutmayız. Kıbrıs'ı unutmayız. Rahmetli Ecevit ne diyordu? Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazdık derdi. Unutmayız. Bizim demokrasi kültürümüz Ecevit'ten gelir. Rahmetli Ecevit'ten gelir. Bizim ezilen kesime sahip çıkmamız rahmetli Ecevit'ten gelir. Emeğe sahip çıkmamız rahmetli Ecevit'ten gelir. Ne derdi Ecevit? Ne ezen, ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen derdi. Biz zaten onun için mücadele ediyoruz. Asgari ücreti 1500 lira yapacağız derken insanca hakça bir düzen olsun diye. Emekliye iki bayramda birer maaş ikramiye derken insanca hakça bir düzen olsun diye. Taşeron işçisini kadroya alalım, sendikalı olsun, hakkını arasın, ücretini daha iyi koşullarda alsın derken insanca hakça bir düzen olsun diye. Yani ürettiğimizi adil bölüşelim, hakça bölüşelim. Hiç kimse aç ve açıkta kalmasın. İşsizlik almış başını gidiyor. E buna bir çözüm bulmak lazım. Kimin felsefesiyle? Rahmetli Ecevit'in felsefesiyle yapacağız bütün bunları. Hepsini gerçekleştireceğiz. Efendim hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben daha iki yere gideceğim. Sonra Ankara'ya gideceğim. Bir şeyde anlaştık değil mi? 1 Kasım'da sandığa gidiyoruz. Demokrasiden yana, adaletten yana, özgürlükten yana, kadın erkek eşitliğinden yana, emekliden yana, işsizlerden yana oyumuzu kullanacağız ve Allah'ın izniyle CHP'yi iktidara taşıyacağız. Size inanıyorum, size güveniyorum. Sizin için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim. Ama ben sizden sadece bir şey istiyorum. Kasım'da sandığa gidin ve CHP iktidar yapın. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili çarşımallar, şimdi 26. dönemde Parlamentoda Zonguldak'ımızı temsil edecek milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Şerafettin Turpçu, Hüral Demirtaş, Harun Akın, Deniz Yavuz Yılmaz, Buket Müftüoğlu ve İl Başkanımız Ertuğrul Koltuğu davet ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili adaylarımızla birlikte siz saygıdeğer çarşımalları selamlıyor. Teşekkür ediyor sizlere. Sayın Genel Başkanım,
Teşekkür ediyor genel başkanımız sizlere. Önce insan, önce birlik, önce Türkiye diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sevdamız memleket diyor Sayın Genel Başkanım. Milletvekili adaylarımızla birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizleri selamlıyor. Teşekkürler Çaycuma. Sayın Genel Başkanım, Çaycuma'nın meşhur manda yoğurdunu size takdim etmek isterler. Çaycuma'ya gelişinizin anısına çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi pazar yerimizin açılışına gidiyoruz arkadaşlar. Belediye otobüsleri hazır orada. Öğretmen evinin önden otobüslerimiz hareket edecek. Buradan hep birlikte pazar yerinin açılışını gerçekleştirmeye gidiyoruz. Hoşça kalın. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız.